Ve şimdi bu noktada İbrahim suresinden, bakın Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i ne kadar çok sevmiş ki, Kur'an'da 114 sureden birinin de adı, siz söyleyin, İbrahim suresi. İbrahim suresi diye müstakil bir sure var. Bakayım bu sure nerede nazil olmuş? Sureti İbrahim Mekkiyetin. Ne demek Mekkiyetin? Mekkelidir. Mekke'de nazil olmuştur. Burada söylüyor burada. Hepsinde var. Mekkiyetin. Mekke'de nazil olmuştur. Ve hiye isnetani ve hamsune ayeten. Hamsun 50 demek. İsnetan 2. 52 ayet. Surenin başında böyle renkli bir çerçevede gösteriyor. İbrahim suresi. O surenin şimdi size üçüncü ayetini bugün inşallah sohbetimiz bu ayetin etrafında olacak. Bu ayetin işaret ettiği manalar ile ezan-ı Muhammediye kadar sohbetimizi inşallah sürdüreceğiz. Allah-u Teala Kur'an'ın ifade ettiği manalar içinde yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Ayet şöyle. Yukarıdan aşağı geliyor. Ve veylün lil kafirin. Veylün lil kafirin. Kafir, kafir biliyorsunuz. Veylün, veyl kelimesi Arapçada çok geniş anlama gelen bir kelime. Yani bir tane manası yok. Çok mana. Kelime tek, manası söyleyin. Çok. Öyle çok kelime var Arapçada. Bir tane kelime, bakıyorsun 40 tane manaya geliyor. Arapça çok zengin. Çok zengin. Veyl ilk anda yazıklar olsun anlamına geliyor. Yazıklar olsun. Yani bütün kazandıkları heder oldu. Veyl. Boşa gitti. Yazık oldu. Yazıklar olsun. Eyvahlar olsun. Vah 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 vah. Hani biz bir şey olduğu zaman bir yangın, bir telef, bir felaket olduğu zaman vah 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 demiyor. Arapça'da veyl 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 diyorlar. Veylun veylun veylun. Yazık 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 yazık. Hepsi gitmiş. Cenab-ı Hak kafirlere hitap ederken veylün lil kafirin, vay şu kafirlere, vay şu kafirlerin haline, akıbetine, vay şu kafirlerin sonuna. Müthiş bir kelime. Vah şu kafirlerin haline, vay şu kafirlerin haline, veylün lil kafirin. Aman ya Rabbi. Tabi hesap günü için böyle bir ifade kullanılıyor. Kafir ne demek? İman etmeden ölmüş adam demek. Öldü. Kafir olarak öldü. Kafir olarak ölmek ne demek? Siz söyleyin. Ebediyen sonsuz olarak cehennemde kalmak demek. Görüyor musunuz? Kafir olarak ölmek demek, yani bunu kafir olarak öldü demek ne demek? Bunu bilmemiz lazım. Sonsuz, sınırsız, ebediyen cehennemde kaldı demek. Ne korkunç bir hadise. Düşünebiliyor musun? Sonsuz. Cehennemden çıkış umudu yok. Kurtuluş yok. Yardımcı yok. Desteği yok. Kimsesi yok. Veylün lil kafirin. Uzatmayalım çünkü kelime üzerinde devam edersek vakit diye bir şey kalmayacak. Şimdi kafirleri böylece yazıklar olsun, eyvahlar olsun, vay şu kafirlere, hay şu kafirlere, vah şu kafirlere derken kim bunlar, niye bunlara böyle ifade edilmiş? Ayetin devamını arz ediyorum. Min azabil şedid,
çok şiddetli bir azab ile karşı karşıya kalacaklar. Azap. Biliyorsunuz Allah'ın rahmeti de var, başka azabı da var. Cennet Allah'ın rahmetinin neticesi, tecellisi. Cehennem siz söyleyin, azabının tecellisi. Yani çift şekilde devam ediyor, iki halde devam ediyor. Min azabin şedid, çok şiddetli bir azaba duçar olacakları için, çok şiddetli bir azapla karşı karşıya gelecekleri için وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ Vay şu kafirlerin haline. Aman ya Rabbi. Ne bunlar? Şimdi devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ Bu kafir dediğimiz insanların hususiyeti ne ya? Nereden belli olacak bunların hali? Hal. Nereden belli olacak? Şimdi onların halini Rabbimiz açıklıyor. Bize tefsir ediyor, bize açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ Bu vay şu kafirlere denen kişiler öyle kimselerdi ki يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Ahireti bırakmışlar, dünya hayatını öne almışlar. Bütün gayretlerini dünyaya harcıyorlar, ahiret aleminden hiçbir haberleri yok. Bakın, vallahi sanki haşa ben endişeliyim. Sanki bugün İstanbul'da yaşayan, caddede, çarşıda, pazarda, etrafta yaşayan, çalışan, dolanan insanların halini anlatır gibi bir felaket var. Şu yaşadığını söyleyen şöyle veya böyle insanlara bakın, bütün gayretlerini dünya hayatına harcıyor, ahiret hayatını bir saniye tefekkür etmiyor. Neredeyse toplum bu hale geldi. Öyle mi değil mi kardeşler? Mesela, misal olsun diye söyleyeyim. Bir gün 24 saat dedik. 24 saati aşmak mümkün değil. Allah öyle bir muhkem nizam koymuş ki, bütün kainat bir araya gelse, bugünkü sistem ilahi nizam altında, bir günü 25 saate siz söyleyin, çıkaramazlar. Öyle kurulmuştur. Bir seneyi 365 günden fazla yapamazlar. Sistem kurulmuştur. 24 saatlik bir hayat. Bir günde 24 saat. Şimdi kardeşler, şu topluma bakın. Otobüs durakları, minibüs durakları, çevremiz, etrafımız. Bakın. 24 saat içerisinde Allahu Teala Müslümanım diyenlere, akil ve baliğ olanlara, aklı başında ve erginlik çağına girmiş olanlara günde 5 sefer neyi emretmiştir? Namazı bak elhamdülillah biliyoruz. Günde 5 sefer huzuruma gelin gidin, gelin gidin. Demiş mi dememiş mi? Demiş bak Kur'an gelmiyor. Açık işlere gidiyor. Sabah namazı. Sabahla başlıyor namaz. Allah'ın huzuru sabahleyin açılıyor. Öğle devam ediyor, ikindi devam ediyor, akşam devam ediyor, yatsı devam ediyor. Günde 5 sefer. Şimdi bakalım. 5 vakit namaz kıldığımız takdirde siz de hesaplamışsınızdır muhakkak. 40 rekat ediyor. Rekat. Namazlar biliyorsunuz rekatla ifade edilir. 2 rekat, 3 rekat, 4 rekat. 2'den aşağı olmaz, 4'ten siz söyleyin yukarı olmaz. En az 2 rekat, en çok 4 rekat. Peki 5 vakit namazı toplarsanız 40 rekat eder. Bak 40. Enteresan. 3 rekatlı vitir namazıyla beraber hesapladınız mı, hesaplamadınız mı bilmiyorum ama 40 rekat eder. Bir günlük namaz. Yapılan hesaplamalar sonucunda bir rekat namaz
bir buçuk dakikada eda edilebiliyor. Bir buçuk dakikada bir rekat namaz kılınabiliyor. Yani bir rekata bir buçuk dakika yetiyor. O zaman siz söyleyin, 40 rekat için ne kadar zaman lazım? Bir saat mi? Vallahi fazla bir şey değil. 24 saat içerisinde Allah'ın bizden istediği, huzurunda bulunmamızı istediği ne kadarmış siz söyleyin? Bir saat. Bakın toplum ne hale geldi. Cemiyet ne hale geldi ki 24 saatin içinde bir saatini Allah'a verenlerin sayısı ne kadar azaldı, ne kadar azaldı. Bir saatini Allah'a vermeyen insanlar 24 saatin 24'ünü de nereye harcıyorlar? Dünyaya. Yemeye, içmeye, gezmeye, tozmaya, yalana, dolana, dimene. Ya bunlar insan mı ya? Müslümanlar. Oturup düşünelim. 24 saatin alın elinize kalem ile kağıdı, bir günde kaç saatinizi Allah'a verebiliyorsunuz? En azından 5 vakit namaz toplam 1 saat. 1 saatini Allah'a vermeyen, veremeyen adam ne cehenneme gidiyor? Nereye gidiyor? Niçin yaşıyor? Bunun cevabını hazırlamadan teneşir tahtasına gelmeyin. Bunun cevabını hazırlamadan musalla taşına gelmeyin. Bunun cevabını hazırlamadan tabuta girmeyin. Değerli kardeşler, dünya hayatı öyle fazla da bir hayat değildir. Araştırmacı kardeşlerimiz, ilim adamları araştırmışlar, hadis-i şeriflerden yola çıkarak ümmet-i Muhammed'in yaş ortalamasını Resul-i Zişan Efendimiz ümmet-i Muhammed'in yaş ortalamasını siz söyleyin neye bağlamış? 60-60. 60 kelimesinin Arapçası nedir? Sittin. Sittin sene. 60 sene demek. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Daha fazla olmuyor. 60 tamam. Şimdi gelin oturup bunu müzakere edelim. Uzağa gitmeyelim. Hayali şeyler konuşmayalım. İçinde bulunduğumuz hali görüşelim. Bugün varız, yarın yokuz. Hiç kimse oturduğu apartmana güvenmesin. Adana'nın Ceyhan'ında da 6 katlı apartmana güvenenler vardı. Şimdi gidin hepsi çadırda yaşıyor. Ölenler kabirde, kalanlar çadırda. Niye ders almıyorlar? Niye ibret alan yok? Niye apartmanınıza güveniyorsunuz? Niye yalınıza, niye villanıza, niye ticarethanenize, niye mağazanıza güveniyorsunuz? Bartın'da da adamın mağazası vardı. Bartın'da da adamın dükkanı, iş yeri, atölyesi, hepsini sel aldı gitti. Niye güveniyorsunuz? İnsanlar niçin bu kadar kör oldu ya Rabbi diyor. 60 yaş, tamam. Zaten kainatın hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kaç sene yaşadı dünyada siz söyleyin. 60 bak ortalamaya uyuyor. Ki onun hayatından daha muazzam örnek hayat yok. Eğer dünyada uzun yaşamak muteber bir şey olsaydı, çok yaşamak güzel bir şey olsaydı, Hazreti Muhammed Mustafa yaşardı. 80-70. Ne yani hayatta yaşamanın ne anlamı var? Eğer gayesi İslam değilse, Allah'ın rızası değilse, din ve iman değilse, Kur'an değilse, İslam değilse, niye yaşıyor bu adam? Hayatı kıymetlendiren hususiyetler var. Hayata önem veren, kıdem veren, değer veren, kıymet veren çok pahalı şeyler var. İnanmamış adamın, bir kafirin hayatı domuzun hayatından daha kötü olarak ifade edilmiştir. Hiç manası yoktur. Niye yaşadığının anlamı yoktur.
Değerli kardeşler, dünya hayatı öyle fazla da bir hayat değildir. Araştırmacı kardeşlerimiz, ilim adamları araştırmışlar, hadis-i şeriflerden yola çıkarak ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması ne bağlamış? 60. 60 kelimesinin Arapçası nedir? 60 sene. 60 sene demek. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60, tamam. Şimdi gelin oturup bunu müzakere edelim. Uzağa gitmeyelim, hayali şeyler konuşmayalım. İçinde bulunduğumuz hali görüşelim. Bugün varız, yarın yokuz. Hiç kimse oturduğu apartmana güvenmesin. Adana'nın Ceyhan'ında da 6 katlı apartmana güvenenler vardı. Şimdi gidin hepsi çadırda yaşıyor. Ölenler kabirde, kalanlar çadırda. Niye ders almıyorlar? Niye ibret alan yok? Niye apartmanınıza güveniyorsunuz? Niye yalınıza, niye villanıza, niye ticarethanenize, niye mağazanıza güveniyorsunuz? Bartın'da da adamın mağazası vardı. Bartın'da da adamın dükkanı, iş yeri, atölyesi. Hepsini sel aldı gitti. Niye güveniyorsunuz? İnsanlar niçin bu kadar kör oldu ya Rabbi diyorum. 60 yaş, tamam. Zaten kainatın hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kaç sene yaşadı dünyada, siz söyleyin. 63 bak ortalamaya uyuyor. Ki onun hayatından daha muazzam örnek hayat yok. Eğer dünyada uzun yaşamak muteber bir şey olsaydı, çok yaşamak güzel bir şey olsaydı, Hazreti Muhammed Mustafa yaşardı. 70. Ne yani? Hayatta yaşamanın ne anlamı var? Eğer gayesi İslam değilse, Allah'ın rızası değilse, din ve iman değilse, Kur'an değilse, İslam değilse, niye yaşıyor bu adam? Hayatı kıymetlendiren hususiyetler var. Hayata önem veren, kıdem veren, değer veren, kıymet veren çok pahalı şeyler var. İnanmamış adamın, bir kafirin hayatı domuzun hayatından daha kötü olarak ifade edilmiştir. Hiç manası yoktur. Niye yaşadığının anlamı yoktur. Değerli kardeşler, 60 sene, 60 sene ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması. Arz ediyorum. 60 yılın 15 yılını araştırmacılar, bilim adamları